İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yaşayan Salonu olarak Zaven Biberyan'ın 100. yaşı kutlamalarına bugün yeni bir söyleşiyle devam ediyoruz. Hem bir sergi haberi vereceğiz, hem biraz geçen yıl ne yaptık onlardan bahsetmek istiyoruz. Yayında arkadaşım Sevan'la birlikte olacağız. Hoş geldin Sevan. İyi Hoş akşamlar. bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar hepimize. Teşekkür ederiz. 2021 Biberyan'ın 100. yaşını doldurdu. 11 Ocak 2022'de 101. yaşına girdiği haftaydı. Zaven Biberyan'ın 100. yaş dönümünü Yeseyan Salonu olarak çeşitli kitaplar, çeşitli etkinlikler ve Aras Yayıncılık'da yeni çıkan kitabıyla kutlamaya çalıştık. Önce bir parça neler yaptık geçen yılın sonuna doğru onlardan bahsetmek istiyorum. Sonra da hemen üzerine konuşmaya başlayacağız. Biberyan'ın 100. yaşının yaklaşırken Mahkumların Şafağı okurla ilk kez buluşan çok önemli bir kitaptı. Yayınımızın bir kısmında bu kitaptan söz edeceğiz. Yeseyan Salon'da Alara Çakmakçı, Sema Kaygısız ve Mehmet Fatih Uslu'nun katıldığı bir anma toplantısı yapmıştık. Beraberinde aynı hafta içinde Meltem Gürlen'in online olarak gerçekleştirdiği bir etkinlikle karıncaların gün batımına tekrar yakından bakma olanağı bulmuştuk. Bütün bu etkinlikler ve önümüzdeki hafta Biberyan'a Feminist Bir Bakış adıyla bir yuvarlak masa olarak planlanan Biberyan'ın kadınlarını okumak için hazırlanan bir konuşmayı da yine Yeseyan Salonu'nun YouTube kanalından izlemek mümkün. Biz de bugün Biberyan'dan bize kalanları konuşalım istedik. Bu konuşma aslında hem soyut olarak hem somut olarak bir edebi mirası çok yönlü olarak nasıl okuruz sorusunu beraberinde getiriyor. Konuşmanın başında küçük bir video gördünüz. O video Yeseyan Salon'da Biberyan'ın 100. yaşı için açtığımız mini bir sergimiz var. Yazmak Teselli Oluyor adını taşıyor. Sergiden bir kareydi. Bugün izleyenlerle buluşturduk. Yeseyan Salon'da dilediğiniz zaman Biberyan'dan bize geriye kalan bazı eşyaları, fotoğrafları, dahası edebi kimliğini oluştururken nelere dikkat ettiğini görebileceğiniz fihristlerinden kitaplarına ve her şeyden önce ilk kez belki de izleyenlerin karşısına çıkacak olan resimlerini de görebileceksiniz. Başka sürprizler de var salonda. Onları da tabii artık salona gelince görmeniz dileğiyle. Şimdi ilk olarak Sevan'a biraz edebiyat geleneği bağlamında özellikle Ermenice edebiyatın hem Türkiye ayağında hem de Ermenistan ve diasporanın kendi edebiyat gelenekleri içinde ve bu belki de Fransa'dan da özellikle söz etmek gerekebilir. Zaven Biberyan bütün bu Ermenice edebiyat içinde nerede duruyor? Nasıl karşılanıyor? Kim aslında tanıyor? Tanınırlığı ne? Nasıl alımlanıyor ve edebiyat eleştirisi üzerine edebiyat eleştirisi çalışılıyor mu? Edebiyat tarihindeki yeri ne gibi? Çok birkaç soruyu üst üste sorarak sözü kendisine bırakıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum Sevengül. Ben de bu sorunu hani farklı işte konumuz da olan Biberyan'dan kalanlarla beraber hani arşiv malzemesiyle beraber aydınlattığımız diyelim ya da aydınlatabildiğimiz bazı durumlarla diasporayla kendi ilişkileri vesaire bağlamında konuşmaya başlayalım. Öncelikle Zaven Biberyan tabii İstanbullu bir yazar olarak İstanbul edebiyatının en önemli ya da diyelim en faal İstanbul gazeteciliğinin diyelim İstanbul'daki siyasi ortamın o dönem en parlak simalarından, en cesur kalemlerinden biriydi. Yazdığı yazılar Norlur'da olsun ya da Noror'da olsun diğer gazetelerde olsun zaten kendi
ismini bir edebiyatçı olmasından önce toplumun geniş kesimlerine zaten duyurmuştu. Bu neden kaynaklanıyordu? Kendi cesur kalem olarak nitelendiğini bildiğimiz bazı yazılar ilk kez 1940'ların sonlarında Mısır basınında yayınlanmaya başlamıştı zaten. Kendisi biliyoruz o dönemlerde bir hapis macerası var. Hapse atılıyor. Hatta Toros Azadyan'la beraber gazetede bu mahkumların şafağında da kendisi bundan bahseder. Hatırlayacaklardır okuyanlar. Bir başlık sorunundan dolayı hapse atılıyor ve bu hapisten çıktıktan hemen sonra zaten hapse girdiği basın organlarında konu ediliyor. Hani cesur kalem Zaven Biberyan şu yazısından dolayı, çünkü orada bir başlık meselesi olarak değil de hani yazısında belirttiği bazı konulardan Ermeni soykırımını, Ermenilerle ilgili geçmişte yaşanan diyelim katliamları hakkında konuştuğu için hapse atıldığına dair bir algı var. Ben Mısır basınından bahsediyorum ve kendisini bu yönde geniş kitleler daha çok ismini duyar oluyorlar. Ve dediğim gibi az önce de hani cesur kalem olarak nitelenen bir kişi. Ve hapisten çıktıktan hemen sonra da Mısır'da hayatını devam ettiren eski bir İstanbullu olan Yetvart Ağamyan'la bir ilişki, bir mektup arkadaşlığına başlıyor kendisi. Ben o mektupları Erivan arşivinde buldum. Mısırlıyan'la, pardon, 1949'da Mısırlıyan'la, Yetvart Mısırlıyan'la mektuplaşmaya başlıyor. Hani nasıl ederim de işte Mısır'a ve oradan da Beyrut'a geçelim. Ne imkanlar var? Bunlar üzerine bir konuşma var. Vizesini aldığını, oradan gelen davetin çok olumlu olduğunu, somut olduğunu vesaire yazıyor iki kişi. Mısırlıyan eski bir İstanbullu, yaşı büyük kendisinin ve Biberyan'a bu anlamda yol gösteriyor. Ve Biberyan'ın ilk Beyrut'a gidişi bu mektuplardan sonra gerçekleşiyor 1949'da. Ve o dönemde dediğim gibi Beyrut'ta epey tanınan bir isim. Herkesin sabırsızlıkla beklediği bir kişiye dönüşüyor Zaven Biberyan. Fakat dediğim gibi hani Beyrut'a gittiği zaman daha önce de söyledim, edebi yönü yok. Hani edebi bir eserle toplum kendisini tanımıyor. Daha çok gazetedeki bu cesur makaleleriyle tanıyor. Hani Türkiye'de böyle bir yazar nasıl böyle yazılar yazar, ne kadar da cesur vesaire diyerekten bir tanınırlığa kavuşmuş. Ve 1949'dan 1953'e kadar sanırım Beyrut'ta kalıyor kendisi. Ve bu dönemde Beyrut'ta yalnız değil, çünkü İstanbul'dan kendisi dışında bazı yazarlar da Beyrut'a sığınmış diyeyim veya Beyrut'ta farklı bir hayatın peşine düşmüş insanlar var. Bunlardan bazılarının isimleri, bir kişinin ismi çok önemli, Kerem Sevan. Kerem Sevan Zaven Biberyan'ın İstanbul'dan da arkadaşı. Kendisi de İstanbul Ermeni Edebiyatı'nın o dönemki önemli isimlerinden biri olarak niteleyebildiğimiz biri. Kerem Sevan kitap da yayınlamış, edebi kimliğiyle bilinen bir yazar. Ve hatta öyle ki Zaven Biberyan'dan daha gözü kara bu konuda. Ne var ne yok burada satıp annesiyle Beyrut'a gitmişler. Ve hani orada kalmaya niyetliler. Ve Zaven Biberyan'la da sıkı bir arkadaşlığı olduğu için Zaven Biberyan'la hani orada yoldaşlık da yapıyorlar diyeyim. Fakat Zaven Biberyan'ın ve Kerem Sevan'ın ilişkileri orada çok sıcak.
Zaven Biberyan daha sonra İstanbul'a dönüyor. Kerem Sevan Beyrut'ta kalmaya devam ediyor ve daha sonra da zaten kendisi Yerevan'a gidecek. Orada olan önemli simalardan biri de o dönem komünist bir siyasi sima olan Hayk Açıkgöz. Hayk Açıkgöz de o dönem Beyrut'ta. Daha sonra kendisi de Avrupa'ya geçecek oradan. Yani böyle küçük bir İstanbul komünitesi var. Bu yazarlar, ben daha sonra bu ilişkilere gelirim. Bu yazarlar Beyrutlular tarafından yıllar sonra dahi o dönemin içinde olan bir yazarla ben münasebete geçtim. Çünkü bir röportajında bu yazar da çok enteresan, adı Sarkis Vahak'ın. Kendisi aslında İstanbullu yazarların bir aydınlanma yaşattıklarını kendilerine, İstanbul'dan farklı bir hava estirdiklerini, bazı edebi anlayışların kendileriyle İstanbul'dan Beyrut'a getirdiklerini, onların işte salonlarda konuştuklarını, edebi havayı daha farklı bir yere taşıdıklarını anlatacak. Sarkis Vahak'ınla ben iletişime de geçtim hatta. Bu Sarkis Vahak'ın kim derseniz, ben hani o dönem tanımıyordum, daha sonra tanıdım. Bu yıl Nobel ödülüne layık görülen Armen Pataputyan'ın babası. Bir yazar kimliğiyle tanınıyordu. Ben kendisiyle iletişime de geçtim. Hani Zafer Biberyan'ı hatırlıyor musunuz vesaire, hatırladığını söyledi. Hani ne kadar işte, çok olumlu sözlerle tabii, ama ben artık çok yaşlı biriyim, çok net hatırlamıyorum her şeyi vesaire. Fakat o getirdikleri hava hala anılarımda taze olduğunu söyledi, sadece o intibayı. Bu açıdan çok ilginç bir tanıklıktı, kendi tanıklığı. Zaven Biberyan çok kısa Beyrut'ta kalıyor. Orada yaptıkları, orada edebiyat dergilerinde, gazetelerde editör çalışmış. Aynı zamanda Nafıya işçiliği diyecektim, ağzımdan kaçtı ama inşaatlarda çalışmış o dönem. Ve bu inşaatlarda çalıştığı kişiler oranın liberal Demokrat Parti'nin başında olan birilerinin yanında çalışıyor ve daha sonra oradan basın hayatına geçiyor. Ki bu konu hakkında kendisi Karıncaların Gün Batımı'nın 2007'de Ermenice olarak yaptığımız baskısının arkasına Hrant Paluyan'a Fransa'da gönderdiği yayınlamıştık. Ki daha sonra Robert zaten çevirip onu yayınladı. Sanırım K24'te. K24'te. K24'te yayınlamıştık. İstanbul'a döndüğünde... İstanbul'a dönüşüne geçince galiba biraz edebiyatçı kimliğiyle de karşılaşmaya başlayacağız. Aynen. Evet. İstanbul'a döndükten sonra Zaven Biberyan, hani gazetelerde çalışmaya, bir yazın işçisi olarak, bir gazete emekçisi olarak çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda ilk romanı olan Lıgırdadı, Sürtüyü yayınlıyor, Yalnızları yayınlıyor 1950'lerin başında. Daha sonra Meteliksiz Aşıkları yayınlayacak vesaire ve böylece bir edebi kimliğe de kavuşmuş oluyor kendisi. Öyle de bir tanınırlığı İstanbul'da en azından başlıyor. Bu arada araya girip şeyi söylemek istiyorum. Sergimizde Yalnızlar için Zaven Biberyan'ın tasarladığı kapak çizimleri var. Resimler demiştim. Bir ressam tarafı, resimle hep ilgilenen bir yanı var. Eşi Seta'nın da tabii resim öğretmeni olmasının da getirdiği bir bağ olmalı ki biyografisinde küçük heykelcikler yaptığını, oyuncak yaptığını, el becerilerinin güçlü olduğunu da okuyoruz zaten. Kapaklarını da kitaplarının Türkiye'de yayınlanan ilk kapaklarını da kendisi çizmiş. Onları da sergide bir küçük rafımız var. Onun içinde görmek mümkün. Bu ben bir yazarın kapağını kendisini çizmesini de o duyguyu yansıtması açısından ilginç buluyorum ki zaten diğer tablolarına baktığımızda da belki, değil mi? Bazı romanların hissini resim aracılığıyla da
sanki kendimize ulaştırıyormuş gibi görünüyor. Bunu ekleyeyim istedim yalnızlar deyince aklıma geldi. Evet. Evet. İstanbul'da olduğu ve Lıgırdat'ı Sürtü'yü yayınladıktan sonra İran Ermeni edebiyatının ve diaspora Ermeni edebiyatının önemli şairlerinden Tef. İstanbul'u ziyaret eder Avrupa yolculuğu öncesi. Tev aynı zamanda bir ressam ve dönüşünde ve gidişinde İstanbul'da kalır. Buradaki yazarlarla haşır neşir olur, şahsen tanışır. Tev İran-Ermeni edebiyatında Noreç diye yeni sayfa olarak nitelenen bir edebiyat dergisinin de ileri gelenlerinden biri aslında. Orada bir edebiyat grubu var, ekibi var. Onun da önemli temsilcilerinden biri. Ve İstanbul Ermeni edebiyatındaki bazı simaları da kendi dergilerinde misafir etmişler. Zahrat gibi, Zare Krakunu gibi daha çok şair olduklarından dolayı. Ve kendisi döndükten sonra Zaven Biberyan'a yazdığı mektuplar var. Ve Zaven Biberyan'a yazdığı mektuplardan Sürtük hakkında güzel sözler söylediğini belirtiyor. Bu kelimeyle söylemiş. Keretik Hosker. Güzel sözler söylediğini ben çok aradım. Hani acaba bir eleştiri yazısı, bir yorum yazısı mı yazmış diye dergileri hep bir taradım. Fakat maalesef yoktu. Hani belli ki sadece mektupta kalmış veya şahsi görüşmelerinde bu fikirlerini kendisi Zaven Biberyan'a iletmiş. Bu açıdan da bir tanınırlığı diasporadaki hani İran'daki bu gelen giden yazarlardan olduğunu görüyoruz böylece. Ve 1968'de zaten kendisi diğer romanını da yayınlamıştı. Meteliksiz Aşıkları, Angudi Siraharner. Ermenistan'da Stepan Gurdikyan, bu önemli bir sima. Stepan Gurdikyan, Sovedagan Kraganutyun, Sovyet Edebiyatı adında Sovyet Ermenistan'ı Yazarlar Birliği'nin resmi yayın organının editörü ve Bursalı aslında bir kişi. Daha sonra Sovyet Ermenistan'a gitmiş ve orada bu dergiyi yayınlıyor ve İstanbul Edebiyatı hakkında da kendisi hani diaspora edebiyatı hakkında yazarken tabii ki İstanbul Edebiyatı'na da hakkında da yazıyor kendi o uzun makalelerinde. Orada İstanbul Edebiyatı hakkında konuşurken Stepan Gurdikyan birkaç kere Zaven Biberyan'ın ismine de değiniyor. Onun ne kadar önemli bir edebiyatçı olduğundan bahsediyor. Kitaplarının ne kadar değerli olduğunu tabii daha Sovyet sosyalist gerçeklikten bir bakışı var kendisinin, hani sınıflar arasındaki mücadeleyi nasıl verdiğinden vesaire bahsediyor ve Zaven Biberyan'la şahsi mektuplaşmaları var. Birkaç kere ısrarla bir kitabını henüz edinemediklerinden yakınıyor. Ben böyle birkaç mektup buldum Stepan Gurdikyan'la Zaven Biberyan arasında. Onları da bugünlerde yayınlanacak. Ben Pakin'de yayınlıyorum Zaven Biberyan'ın mektuplarını. Beyrut'ta yayınlanan, benim de yayın kurulunun üyesi olduğum bir edebiyat dergisi. Orada yayınlanacak. Ve burada biz Stepan Gurdikyan'ın Zaven Biberyan edebiyatını yakından takip ettiğini görüyoruz. Fakat çok ilginç, ben o makalemde de belirttim yazarken, hani Sovyet Ermenistan'ı diaspora Ermeni edebiyatından kendisine yakın gördüğü isimlerin eserlerini hep yayınlamıştır. Edebiyat, nesir olsun, şiir olsun. Fakat ne çok ilginç, Zaven Biberyan'ın eserlerini yayınlamamış. Hani aslında Sürtük olsun, Yalnızlar yani ve diğer
Meteliksiz aşıklar olsun aslında Sovyet Ermenistan'ında basılabilecek eserler baktığınızda, fakat maalesef yayınlanmamış. Bunun sebebi tabii şu anda bilemiyorum henüz. Fakat şöyle bir önemli bir çatışma var o yıllarda. Stepan Gurdikyan'ın da genel yayın yönetmeni olduğu Sovedagan Kraganov'un Sovyet Edebiyatı dergisinde, biraz önce Beyrut'tan hatırlayacağımız Kerem Sevan, o zaman zaten Ermenistan'a gelmiş kendisi ve orada artık güzel bir yer edinmiş kendisine, edebi çevrelerde kabul görmüş bir yazar. Kaybolmuş Baharlar adında, Gorsuvat Karunler adında epey uzun bir roman, Vibak diyor kendisi, kısa roman yayınlıyor. Ve oradan Kerem Sevan, genelde Kerem Sevan edebiyatına özgü bir konu aslında, Beyrut'ta geçirdiği günleri anlatıyor. Uzun uzun işte, ve orada işte kişiler var, işte neler yaptıklarını, günlerin nasıl geçtiğini, şu bu vesaire. Yani hiçbir şeyden haberdar olmadan okuduğunuzda işte bir güzel bir tanıklık diyelim, güzel bir eser. Fakat artık nasıl oluyorsa, birileri İstanbul'da yaşayan Zaven Biberyan'a, biliyor musun Kerem Sevan senin hakkında yazı yazmış diye fısıldıyorlar ve Zaven Biberyan'ın eline bir şekilde bu dergi ulaşıyor ve Zaven Biberyan orada aslında resmedilen karakterlerden, olumsuz karakterlerden birinin kendisi olduğunu anlıyor. Ve bunun üzerine de tabii çok sinirlenerek, büyük bir hiddetle bir uzunca bir makale kaleme alıyor. Makaleye de ek olarak, yani bu makalede bütün bu hani edebi eserde geçen isimleri, birer birer olayları, birer birer aslında nasıl olduğunu, niye öyle olduğunu, Kerem Sevan'ın olayları nasıl çarpıttığını, yani kurmaca bir eseri, aslında bir gerçek olduğunu ve Kerem Sevan'ın kendisini karalamak için, çünkü bu eseri okuyan insanların, biz bugün okuduğumuzda anlamlandıramıyoruz, fakat zamanında okuyan insanların kendisini çok rahatlıkla tanıyacağını ve kendisini kötü ve hor gözle göreceklerini, bakacaklarını kesin gözüyle bakıyor ve bu nedenle böyle bir makale yazmasının da gerekli olduğunu söylüyor ve uzun bir mektupla, yine aynı şekilde o kadar makale kadar uzun değil fakat uzun sayılabilecek bir mektupta Avedis Aleksanyan'a bir mektup yazıyor. O da İstanbullu bir yazar. Avo diye hitap ediyor. Kendisi de bir dönem Beyrut'ta bulunmuş ve Fransa'da o yıllarda. Ve bu olayı kendisine de anlatıp, ya bak Kerem neler yazmış benim hakkımda vesaire vesaire deyip bu şeyi, makaleyi ve mektubu yollamaya niyetlenmiş. Fakat aslında bu, yine arşivden çıkardım. Arşivde orijinali var. Ben bu mektubun yollanmadığını ve bu makalenin yayınlanmadığından eminim. Fakat işte hazırladım. O da yayınlanacak kısa bir süre sonra. Yani epey ilginç bir şey. Bu mektupta ve Kerem Sevan'ın bu eserinde diyelim geçen konuların biz taramasını, biz bunun izlerinin aslında Hayk Açıkgöz'ün Bir Komünistin Anıları adlı kapsamlı anılarında da çok rahatlıkla sürebiliyoruz. Ben onları bir ortak okuma yapıp bu bir makale yaptım. Zaven Biberyan'ın Mahkumların Şafağı'ndan, bu da Robert bana şey yapmıştı, hani Kerem Sevan'dan bahsediyor. Evet, Kerem Sevan'dan bahsetmiyor ama orada bir Bahsediyor. 259. sayfada Kerem Sevan'dan bahsediyor. Daha bahsediyor. sonra Orada yaşayacağı olaylar, patlak verecek olaylardan çok derinden yaralanmıştım diyor. yaralandığını, evet, orada diyor ki ben hayatımda bir kere Kerem Sevan'dan böyle bir kazık yemiştim diyor, değil mi? Böyle bir tarzda, Evet. böyle bir şeyden ima ediyor ama ve susuyor, çok aydın, çok şey yapmıyor. Burada aslında biz bu makaleyi, bu Kerem Sevan'ın edebi eserini, Gorsuvat Karunları vesaire vesaire okuduğumuzda aslında Zaven Biberyan'ın karakterini de
analiz etmek için çok kuvvetli doneler elde edeceğiz aslında. Biz evet, biz Zahmet Biber hakkında çok konuşuyoruz, çok şeyler bildiğimizi zannediyoruz. Fakat bazı karakterinin diyelim ince noktalarını veya gölgede kalmış noktalarını tanımamız açısından bu yazılar, Hayk Açıkgöz'ün de anılarında olan bu eserler, bu tanıklıklarla beraber aslında karakterini de analiz etmek için çok kuvvetli veriler elde edeceğiz. Diğer taraftan bugün o hani Zaven Biberyan'ın ve bazı diğerlerinin Beyrut'taki arkadaşlıklarının bazı kişileri hala İstanbul'da yaşayan akrabaları var. Ben onları da buldum. Onlarla da iletişime geçtim. Evet, bazı olaylar doğru, Kerem Sevan anlattığı. Ama Kerem Sevan'ın edebiyatında zaten Kerem Sevan biraz şey, sabıkalı bu konuda. Çünkü Kerem Sevan kendi can dostlarını edebi eserlerinden bir şey yapıyor. Yani hayatta söyleyemediği sözleri, hayatta onlara yüz yüze söyleyemediklerini veya kendi kıskançlıklarını çok rahatlıkla edebi eserlerinde yazıyor. Ve burada hani ilk eserlerinden biri olan Akranları Taretsan, Kargalar Tüledi adlı eserinden kendi can dostu, sınıf arkadaşı Robert Hatteciyan'a bazı göndermeleri var ki bu sebepten dolayı Robert Hatteciyan'la Kerem Sevan uzun yıllar konuşmamışlardır. Ben o yazıları da tabii Robert Hatteciyan daha sonra Kerem Sevan vefatından hemen önce Ermenistan ziyaretinde yan yana gelmiş ve konuşmuşlardır. Kendisi de bu olayları çok rahatlıkla anlatıyor. Yani bu tüm bunları yan yana getirdiğimizde hem Kerem Sevan'ın karakterini hem Zaven Biberyan'ın karakterinin bazı noktalarını daha çok açığa çıkaracağımızı düşünüyorum ve bence Zaven Biberyan arşivinin en önemli diyeyim yazılardan biri bu, yayınlanmamış bir eser niteliğinde de diyebiliriz hiç çekinmeden. Evet, ben şöyle bir toparlayacak olursam aslında anlıyorum ki Biberyan yaşadığı dönemde kalemiyle çevresinde özellikle İstanbul'a edebi olarak ya da yazılsal olarak edebiyatı yönünü çevirmiş olan İstanbul, Anadolu, Türkiye dışındaki Ermeniler için oldukça büyük anlamlar ifade etmiş ve bir biçimde hem dergiler aracılığıyla hem kişisel ilişkiler aracılığıyla o bir bağ kurulmuş ve biz Zaven Biberyan'ı onların gözünden pek çok makaleyle, pek çok yazıyla ve kişisel mektuplaşmalarla senin çeşitli arşivlerden bulup çıkarttığın yayınlayacaklarınla takip edebileceğiz. Bu şöyle bir sevindirici haber aslında. Yani biz yayıncılıkta külliyatlar yayınlamaya başladığımızda, bütün eserlerini yayınlamaya başladığımızda sadece bir eseri yayınlamıyoruz. Bir yazara tek bir eseriyle yani yayınlamamayı tercih ediyoruz. Çünkü çevresini sardıkça, hakkında konuştuğumuz, üzerine düşündüğümüz şeyler çoğaldıkça yazarın görünürlüğü de artmaya başlıyor. Ve biz bu bağlamda bugün açtığımız sergi Biberyan hakkında çok ufak ipuçları veren bir sergi. Ama onun dünyasına bir giriş. İşte ne bileyim resimlerinden bahsettik ama senin de daha önce o ailede kalan arşivde çalıştığın üzere işte şiirleri o arşivden evet, çıkmıştı. Yine İstanbul'daki süreli yayınlarda çok sayıda takma isimle yazı yazdığına dair bilgi var ama onların hangi gazeteler, hangi takma isimler olduğu Zaven Biberyan'ın bizzat kendisinin kestiği kupürler aracılığıyla bize ulaşıyor. Ve yine işte kişisel yaşamını gösteren işte kızı doğduktan sonra tuttuğu ve yaklaşık 11 yıl boyunca her gün yazdığı bir günlük onun dünyasına dair ipuçları veriyor. Sen bu arşivde çalışırken
şiirleri de yayına hazırlamış oldun Aras Yayıncılık'tan. Az önce konuştuğumuz bu konuşmada da sergimizin isminde de referans olan aslında yazmak teselli oluyor, mahkumların şafağından alınmış bir giriş cümlesiydi. Bu yaşam öyküsü de o arşivden çıkan şeyler, materyallerden. Evet. Fransızca olarak kaleme aldığı ve ailesini tanınan saklananlar içindeydi. Biz şimdi bütün böyle dört koldan birçok malzemeye bakıp yeniden daha neler yapabiliriz diye bakıyoruz aslında Biberyan arşivine. O açıdan da bu buluşma, yani bu arşivin açılması, yayın evine gelmesi, tekrar gündeme gelmiş olması hakikaten çok kıymetli. Biraz bu süreçte senin gazete ve dergiler bağlamında yaptığın çalışmaları da dinlemiş olduk ama belki de yine şu soruyu da sormak istiyorum. Yani Türkiye'de gazete ve dergi taraması bütün Türkiye'li araştırmacıların en işte sıkıntı çektiği şeylerden biridir. Yani biz Osmanlı arşivleri içinde, Osmanlıca metinler okurken de, işte süreli yayınlarda bir edebiyatçının izini sürerken de çok zorlanıyoruz işin doğrusu. Bu açıdan sen Türkiye'de Zaven Biberyan'ın gazete ve dergi yazılarına ulaşırken, yani nasıl ulaşıyorsun, hangi arşivlerde çalışıyorsun, nerelere bakıyorsun, bu yayında mutlaka kendine yol arayan ve bu işlere yeni başlayacak arkadaşlarımız vardır. Belki onlara da bir yol gösteririz bu vesileyle diye soruyorum. Evet, şimdi Zaven Biberyan az önce de bahsettik, hem Beyrut'ta çalışmış, İstanbul'da da çalışmış, iki şehirde de izler bırakmış bir kişi olarak iki şehrin gazetelerinde de izleri sürülebilir bir yazar, sürmesi gereken bir kişi. Şimdi bizim en büyük şansımız şu ki Ermenistan Ulusal Kitaplığı Kütüphanesi hemen hemen tüm süreli yayınlarını kendisinde olan dijital ortama aktarmış ve bizlerin kullanımına sunmuştur. Hani ve hani orada gayet hani rahat bir şekilde online hani işte gün içinde oturup geceleri oturup sayfa sayfa tarıyoruz. Ha bunlar bulunmayınca ben ara sıra da işte Viyana'ya gidip oradaki basını tarıyorum. Şu anda ben Kudüs'te öğretmen olarak çalışıyorum ve Kudüs Manastırımızda muazzam bir arşiv var. Hani Beyrut'un da eskiden hani bugün artık çok yakın bu Kudüs ve Beyrut şehirlerinin çok uzak olduklarını düşünürüz. Fakat tarihte aslında çok yakın iki şehir olmuş ve yani Beyrut basını orada var. Hem Ermenistan ziyaretimde muhakkak Edebiyat Müzesi'ne gidip oradaki farklı yazarların arşivlerine bakarım ve zaten Zaven Biberyan'ın mektuplarını da Edebiyat Müzesi arşivinde rahatlıkla ulaşabilmişimdir. Bunun dışında şahıslarla iletişimim oluyor. Hani kimlerle konuşmuş, kimlerle etmiş, acaba sizde mektuplar var mı? Hani siz konuşuyor muydunuz onunla vesaire vesaire deyip böyle kişisel arşivlerden de mektuplar aldığım oluyor tabii. Şimdi Zaven Biberyan'dan aslında çok şey yok. Hani çok çok daha fazla mektup olduğundan eminim tabii ki. Fakat bizim elimizde olan, bizim elimize ulaşan hani mesela Ermenistan Devlet Arşivi'nde 4-5 mektup var maalesef. Hani çok değil, onları da zaten yayınladım. Fakat ailesinin yanında olanlardan işte bu Kerem Sevan'ın bu olayından bahsettiğim diyelim makale var. Ve bazı yazılarının, bazı edebi eserlerinin ilk taslakları var. Şimdi onlardan önemli bahsetmek istiyorum. Mesela basını taradığınız zaman hiçbir kitabında yer almamış 3 tane hikayesini görüyoruz. Aslında ben basını tararken hem İstanbul Edebiyatı olsun hem Beyrut şeyinde olsun, dergilerinde olsun çok daha fazla şeyler bulabileceğimi düşünmüştüm. Fakat maalesef hani daha çok kendisi yazın emekçisi olarak kalmış. Hani üretme aşamasında, üretme noktasında çok bir esere maalesef rastlamadım. Olanların hepsi zaten o
Deniz adlı henüz Türkçesi yayınlanmamış Aras'tan kitabında var. Fakat onun dışında kalan 3 tane hikayesi var. 3 arkadaşlık. Bu ilk yayınlanan hikayesi Jamanak gazetesinde 1940'larda yayınlanmış. 3 arkadaşlık. Bu hikayeler tefrika olarak yayınlanmış. İlginç. Yani romanlar genelde tefrika olarak yayınlanıyor. Fakat bu hikayeler tefrika olarak yayınlanmış. 3 arkadaşlık ve mücadele, Baykar'ı ve Istvener Kişervanmeç, Gecedeki Gölgeler diye çevirebileceğiniz. Bu 3 hikaye Deniz adlı, Zover adlı hikaye kitabında yok. Ve bu üçünü bir şekilde hem orijinalini hem çevirisini belki yayınlamamız gerekiyor bu önümüzdeki kısa dönemde. Ve şu var, İstanbul Ermeni Edebiyatı salonlarıyla veya kitaplar yayınlandıktan hemen sonra yapılan tartışmalarla da aslında ünlü. Ve Zaven Biberyan'ın mesela Meteliksiz Aşıklar romanı yayınlandıktan sonra Mkhitaryan Derneği'nde bir gece düzenleniyor, bir gece tertipleniyor ve orada hani aralarında daha sonra ünlü bir romancı ve çocuk edebiyatının önemli simalarından biri olacak Adrine Dadıryan'ın da konuşması var, önemli. Anguli Sirahaner hakkında. Daha sonra mesela kendisinin ölümünden sonra Karıncaların Gün Batımı romanı yayınlanıyor 1984'te. İlk kez kitap olarak birkaç edebiyat sever kadın tarafından yapılan önemli bir çalışma aslında o yıllarda. Ve kitap yayınlandıktan hemen sonra yine bir edebiyat gecesi tertipleyip bu kadınlar aralarında İrma Acemyan da var, Darun Acemoğlu'nun annesi. Tekrar önemli bir şair, o dönemin yaptıkları konuşmalar dönemin basınında da yayınlanmış. Belki bunlar bir kitap olarak toplanabilir. Bunların hepsi önemli ve diasporada Zaven Biberyan'ın geniş olarak tanınmasının ilk adımları aslında ölümünden sonra ve bu Karıncaların Gün Batımı'nın kitap olarak yayınlanmasından sonra diyebiliriz gerçekleşiyor. O dönem Mark Nişanyan, bizim de hani İstanbul'da ağırladığımız bir dönem Sabancı'da edebiyat çevreleri çok yakından tanıyor kendisini. Zaven Biberyan hakkında ilk yazılardan birini, Karıncaların Gün Batımı hakkındaki ilk yazılardan birini kendisine borçluyuz ve bu kitabın diyelim İrma Acemoğlu'nun ilk yaptığı konuşmaya dayanıp kendisi bir makale kaleme alıyor ki daha sonraları da kendisiyle hani biz bu makaleyi de Karıncaların Gün Batımı'nın 2007'de yaptığımız baskısının ardına koymuştuk. Evet, ben bu arada şeyi hatırlatayım. Robert Koptaş'ın Biberyan'a Bir Yer Lütfen yazısı, T24'te yayınlanan yazı. Karıncaların Gün Batımı'nın Türkiye'deki yayın macerasını anlatıyor. Az önce Sevan'ın bahsettiği tefrikadan başlayıp işte ilk kitap hali, sonra Aras'taki hem Türkçe hem Ermenice baskılar ve ayrıntılarını yine yazıda ve Karıncaların Gün Batımı'nın ön sözünde bulabileceğiniz aslında çeşitli sansür ve otosansür işte, macerasını da farkında olmadan aynı şeyin tekrarlanmasına giden bir yolu da anlatıyor ve bu oldukça ilginç bir taraftan da. Senin şimdi söylediğin şey, yani bunca zahmetle yayınlanmış olan bir kitaptan sonra ve ölümünden sonra kitap zahmetle yayınlanıyor. O dönemdeki yayın, daha sonra Babam Aşkale'ye Gitmedi şeklindeki ilk Türkçe çeviri, onun yarattığı etki ve kitaba gerçek adının iade edilmesi, yani Karıncaların Gün Batımı'nın iadesi ve aynı zamanda eksiksiz yayınlanması da uzun bir yayıncılık macerası beraberinde. Bu Türkiye'nin Halip Hürmelali gibi de bir taraftan. Yani kitaplara isim koymak konusunda da bir şey söylüyor. Kitaplardan bazı bölümleri çıkartmak konusunda da bir şey söylüyor. Ben o açıdan bu süreci
açıklıkla takip etmek adına hem yazıyı hem kitaplardaki ön sözü hem de sergimizdeki bir duvarı bu vesileyle tavsiye ediyorum. Bu arka arkaya dizdik biz de kitapları. Belki özellikle Tefrika, sergide sergilediğimiz Tefrika aynı zamanda Biberyan imzasını da taşıyor. İmzalı da bir metin. Belki onu da görmek isteyebilir izleyenler. Ben bir şey deyip belki nihayetlendireyim. Bu sene bir konferansa katıldım. Online bir konferanstı. Yazın, Eylül ayında yapılmıştı. Ermenistan Pedagoji Üniversitesi'nin diaspora bölümü tertiplemişti bu konferansı. Ben de Zaven Biberyan'ın Sürtük romanıyla ilgili bir sunumla, bir tebliğle katıldım. Şu günlerde de bu tebliğler yayınlandı aynı zamanda ve çok ilginçtir bu toplantı, bu konferansta Biberyan hakkında 3 tebliğ vardı. Hı hı. Hani bu tabii hani Ermenistanlı yazarlardı bu tebliğleri sunanlar. Bu aslında çok olumlu bir şey. Hani Ermenistan'daki edebiyat çevreleri de demek ki Zaven Biberyan'ı takip etmeye, takiplerini almaya başladılar. Türkiye hakkında zaten konuşmaya gerek yok, epey ilgi görüyor. Diaspora'dan da birçok önemli diyeyim, birçok demeyeyim fakat önemli simalar, işte az önce bahsettiğimiz Mark Nişanyan, Harutyun Kürkçüyan, kendisi de önemli bir sima, Yunanistan'da bugün yaşıyor ve kendisi de Zaven Biberyan hakkında kendi meteliksiz aşıklara, yok Zovu'da pardon, deniz hikayeleri kitabına bir son söz yazmıştı bizim arzumuzda. Kendileri hani Zaven Biberyan'ın gerçekten önemli bir sima olduğunu tasdikler nitelikte yazılarıyla, çalışmalarıyla bu yolculuğu diyeyim Zaven Biberyan'ın devam ediyor. Evet, Türkiye'de de geçen yılın işte yani geçen yıl sonunda aslında yıl boyunca da etkinlikler yapıldı ama Notos dergisinin Zaven Biberyan sayısını, dosyasını özellikle anmak gerekiyor. Ve hemen ardından işte K24 ve Duvar'da sayfalarında Zaven Biberyan'a geniş yer verdiler. Yine Kıraathane'de de bir etkinlikle 100. yaşı anıldı. Bunlar benim bildiklerim ama eminim daha pek çok etkinlik yapıldı. Bu da Türkiye'de belirli bir okur kitlesinden çok daha fazlasına ulaşma süreci anlamına geldi. Yan yana okuma olanakları, üzerine tartışma, karşılaştırma olanaklarını açmaya başladı bu etkinlikler. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Feminist Bir Bakış bence o açıdan çok önemli. Çünkü Zaven Biberyan'ın metinlerini, özellikle kadınlara bakışını ele almak, belki biraz harmanlamak, kallaç pamuğu gibi biraz atmak da gerekiyor ve aslında yayınlar arttıkça, üzerine konuşmaya başladıkça bu süreci araştırma, inceleme ve yeni olanaklarla da çoğaltıyoruz. Bu arada akademi de Zaven Biberyan'a, Türkiye Akademisi yani bir ölçüde artık yüksek lisans tezleriyle yaklaşmaya başlamış durumda. Çeşitli tezler de çalışılıyor. Bunlar da alabildiğine güzel. Ben tamamen bir yere bağlayıvereceğim hemen aslında buradan konuyu. Bugün sergide çeşitli konuklarımız da vardı, geldiler ve özellikle Ermenice okuyan gençlerin, Ermeni okullarında okuyan gençlerin Zaven Biberyan'ı biraz daha yakından tanıması gerektiği de ortaya çıkıyor. Onlara da yönelik bir şeyler yapılması gerekiyor diye biz de zaten düşünmüştük ve sergi kapsamında sergimiz Mart'ın sonuna kadar açık olacak ve biz bu arada okullarla küçük toplantılar, küçük söyleşiler gerçekleştirdik. Yani küçük derken mekanı pandemi nedeniyle küçültmemiz gerektiği için söylüyorum. Bu tür söyleşiler de yapmak istiyoruz. Belki işte bir takım okumalar, çeşitli buluşmalarla da buna vesile olsun da istiyoruz işin doğrusu. Ben edebiyatın, yazarın aslında görünür kılınmasıyla edebiyatına bir ilgi doğacağını düşünenlerdenim. Yazarı yüceltmek ya da
yermek anlamıyla değil ama görünmeyen, bilinmeyen vasıflarını öne çıkartarak bir bağ kurmak. Hele de görünür, yani günümüzde her şeyin o kadar görsel olduğu bir çağda bu bağın önemli olduğunu düşünüyorum. O açıdan da bu sergi şimdiye kadar Biber Yan'dan hiçbir şey okumamış olacak kişilere de bir yol açar diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağım ama beni doğrusu senden duymayı çok istediğim ve üzerine de ben düşündüğüm için de beraber de konuşalım istediğimiz şeylerden biri. Ben yani edebi metinlerin başarısı ne olursa olsun, yani çok büyük metinler de olsalar, çok kıymetli, çok özel metinler de olsalar, birilerinin dikkatini çekmediği sürece, yani aslında yayınlanıp temsil edilmediği sürece okura ulaşmakta bir zorluk olduğunu, daha doğrusu şöyle düzelteyim, yani yayıncının o metinleri görünür kıldığını düşünüyorum. Hatta yayıncılığın bu anlamda bir okuma kanonu oluşturduğunu düşünüyorum. İyi yayıncıysanız iyi metinlerle okurunuzu buluşturursunuz ve o metinleri de kanonik hale getirirsiniz. Aras yayınlarını bu açıdan yani zaten okumaları kanonik yere doğru taşınması açısından hepimiz biliyoruz ama Biber Yan'ın tanınır olmasında bugün böyle bir şeyden bahsediyorken aslında Aras Yayıncılık ne yaptı diye bir de senden dinlemek istiyorum. Aslında ne kadar etkili oldu? Çünkü bu arada Zaman Biber Yan'ın Türk kitaplarının Türkçesi daha önce yayınlanmıştı. Yani biz sanki doğrudan orayı atlamış olmayalım. Kitaplar işte sadece Ermenice'de yayınlanmamıştı. Payel'de de yayınlanmıştı. Türkçe olarak yayınlanan bir baskı da vardı. Yalnızların Türkçesi de vardı. Dolayısıyla hani böyle tümüyle de ilk kez Aras'ta yayınlanmış bir toplamdan bahsetmiyoruz. Ama Aras ne yaptı da diye bir kocaman soru işareti bırakıyorum ortaya. Evet, aslında hani evet, sohbet niteliğinde benim fikrimi söyleyeyim. Aslında Aras Yayıncılık kendi kuruluş amacı hani Ermenice edebiyata bir pencere idi. Ve ilk hani 90'ların başında 93'te kurulan bir yayın evi ve işte Mıgırdiç Margosyan'ın, Mansuri'nin diyelim eserlerini yayınladıktan sonra ve o dönem ben şahit de olmuşumdur Silvart Malkasyan'ın çevirmeni Karıncaların Gün Batımı'nın çalışmalarına Zaven Biberyan'a eğilmesi, Zaven Biberyan'ın Ermenice olarak yayınlanması, tabii burada sadece Türkçe değil aynı zamanda bizim Türkçe metinlere değil Ermenice metinlere de ulaşma sorunumuz var. Şimdi Zaven Biberyan benim ilk okuduğum yazardır diyebilirim. Ben lise yıllarımda bizim evimizin kütüphanesinde Meteliksiz Aşıklar bulunurdu ve tam da lise çağında bir öğrencinin okuyabileceği tatta bir kitap aynı zamanda. Tabii birçok katman var fakat bir lise öğrencisi de çok rahatlıkla okuyabilir. Dili de çok yalın olduğu için çok basit ve anlaşılır bir eserdi Ermenice olarak ve büyük bir heyecanla okumuştum o yıllarda. Ve Aras Yayıncılığı'nın Zaven Biberyan'ı yeniden sunması, özellikle Karıncaların Gün Batımı'nın hem Ermenicesini hem Türkçesini yayınlaması ve daha sonra bunun ısrarla takip etmesi, yani bir eseri yayınladık, bıraktık da diyebilirdi aslında. En ünlü eserini yeniden gündeme getirdik ve 1971'de tefrika edildiği şekliyle yayınladık deyip bir kenara çekilebilirdi de aslında. Fakat hani bu Zaven Biberyan'da ısrarcı olması, sadece bununla değil hani diğer eserlerini de Ermenice olarak yayınlaması ve tabii aynı zamanda Türkçe'ye çevrilmesi, çevirip diye yayınlaması, bütün bunlar Zaven Biberyan'ın çok büyük bir ilgi odağına çevirdi diyebiliriz. Ve sadece yayınlamakla kalmadı da tabii. Tüm bunları okunur kılmak gerekiyor. Bunlar hakkında yazılar yazıldı ve tüm bunları edebiyat çevrelerine, akademiye ulaştırması, takipçisi olması, ısrarcı olması, Robert'in de dediği gibi bunlara yer açılması için Zaven Biberyan'a çabalaması tabii Zaven Biberyan'ın bugün ulaştığı yer açısından çok önemli.
Az önce bahsettik, hani ben bahsettim en azından, iki tebliğ vardı Ermenistan'da. O dönem benim Ermenistan'da eğitimim döneminde 2000'lerde maalesef vefat etti Krikor Hagopyan. Karıncaların gün batımını özellikle okuturdu kendisi, kendi öğrencilerine ve Ermeni romanının en yüksek mertebelerinden biri olduğundan bahsederdi. Ve muhakkak eğilmesi gerektiğini ve hani kendisi aslında biraz da benim gözlerimi açtı ve tam da o dönemde bana Aras'tan teklif gelmişti karıncaların gün batımı üzerine çalışır mısın diye. Ermenicesi. Ben hep o şeydeyim, kanattayım. Ve o dönem işte ön sözünü yazıp o kitap da yayınlanmıştı. Ve şöyle diyebilirim, hani Türkçe baskısı, Türk okurlar etrafı, Türkiye'li okurlar, Türkçe okuyan okurların ilgisini çekti. Fakat diğer taraftan diaspora Ermenilerinin, gençlerinin, Ermenice okuyan çevrelerin ilgisini de aslında bir o kadar cezbettiğini söyleyebilirim. Özellikle o dönemde Fransa'dan, Suriye'den, Türkiye'ye gelen, İstanbul'a gelen, bizleri ziyarete İstanbul cemaatini tanımaya gelen gençlerin tek sorduğu, hani Zaven Biberyan eserlerini de okumak istiyoruzdu. Ve bugün o gençler tabii biraz daha ileri gençliklerini yaşıyorlar diye. Zaven Biberyan'ın adını çok iyi biliyorlar. Biz bir de almadan geçmeyelim. Batı'daki yani aslında diaspora Ermenilerinin dışında özellikle Fransa'da Zaven Biberyan'a özel bir ilgi de oluştu. Burada tabii Zaven Biberyan'ın Fransızca yazması ve onun Fransa'yı da takip etmesinin etkisi olmasının dışında bir ismi de anmadan geçmeyelim. Hervé Georgelin'i özellikle kitaplarını Fransızca'ya çevirmesi ve Mahkumların Şafağı Fransızca yazılmış bir metin. Evet. O metnin ilk yayınını hazırlaması, evet, bizim de Mahkumların Şafağı adıyla yani Türkçeleştirdiğimiz metnin de kaynak metnini oluşturması açısından önemli. Yine bir başka dilde Biberyan'ı, yani Biberyan için ana dil sayılabilecek bir dil aslında Fransızca, ama diğer kitaplarını Ermenice yazdıklarını Fransızca'ya çevirmesi açısından da bir bakış, yeni bir kapı, yeni bir pencere de oluşturması açısından oldukça kıymetli. Özellikle bu otobiyografi onun aslında ısrarlı, bu kitabın yayınlanması konusunda gösterdiği ısrarla da başlayan şeylerden bir tanesi. Mahkumların Şafağı'yla yavaş yavaş, yani ben en azından kendi sözümü bitirmek istiyorum. Mahkumların Şafağı 1921-1946 arasında Zaman Biberyan'ın 25 yılını ama aslında Türkiye'yi ve söylenmeyen pek çok şeyi söyleyen bir kitap, bir metin olarak okunmalı. İstanbul'dan Türkiye'nin çeşitli yerlerine, başta Nafa askerliğinde yaşadığı sıkıntılarla kendi hayatına nasıl yön verdiğini görmek açısından önemli bir metin. Belli ki Zaman Biberyan kendinden geriye kalacak olanları birazcık düşünmüş ve bana kalırsa, ben de Dotos'a böyle bir yazı yazmıştım. 21-46 arasında bu kapsamda bir metin yazmış biri olarak sonrasını da yazmayı düşünmüş olmalı. Daha geniş bir otobiyografi kurgulamış olmalı ama ne oldu onun yanıtını bilebilmek zor. Burası çok detaylı ve çok gerçekten ince ince anlatılan bir otobiyografi. Otobiyografi geleneği açısından da, yani bu topraklarda yazan otobiyografi geleneği açısından da önemli geliyor bana. Dolayısıyla kişisel eşyaları, evrakı, fotoğrafları ve bu metinleri bir arada görmek bir Zaven Biberyan imgesi, ama her şeyden önce anlaşılır, ulaşılabilir, uzanılabilir bir yazar da getiriyor karşımıza. Ben bu nedenle böyle, eğer hani okuyucularımız, dinleyicilerimiz soracaktır nereden okumaya başlamalı, ne yapmalı diye, belki sana o soruyu yöneltip kapatacağım. Bir de soru varmış. Sence hiç Zaven Biberyan okumamış biri nereden başlamalı okumaya?
Ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben az önce de söyledim. Meteliksiz Evet, söylemiştim. Aşıklarla ben başlamıştım okumaya. Fakat hani kişilerin ilgi alanları hani otobiyografi merakları tabii ki Mahkumların Şafağı'nı okuyabilir. Fakat Zavrin Biberyan'ın dediğim gibi zaten hepi topu 3 romanı var. Dolayısıyla hani illaki birinden başlanır. Benim fikrim, benim naçizane önerim Meteliksiz Aşıklar olacaktır. Diğerleri de zaten gelecektir devamında. Teknik masadan cevap geldi. Hepsini okusunlar diye. Ben de Kesinlikle. hepsini Biz okusunlar diyorum. Sen de nereden bir sıra başlayalım'a bir cevap nereden verelim. başlayalım demiştin. Evet. Belki o noktada küçük bir hatırlatma. Sonuçta İstanbul severler, ada severler, İstanbul'un farklı dönemlerine dair kent okumalarına merak salanlar, edebiyat dışında da edebiyat içinde de Zaven Biberyan onlara da çok şey söyleyecek aslında bu okumalar kısmında. Yine hem bugün Türkçe'de yazıldığından bahsettiğimiz yazılar, hem geçen senenin sonunda yapılan dosyalar ve Yesehan Salonu'nun YouTube kanalında dinleyebileceğiniz etkinlikler de Biberyan okumalarına bir yön oluşturabilir, bir merak, farklı bir bakış açısı da oluşturabilir diyerek. Yavaş yavaş sonlandıracağım ama sorularımız varmış. Evet. Evet, bu soru sana Sevan. Evet, ben bu konuda Notos'taki yazım bu konuyla ilgiliydi. Sovyet Ermenistan'ı ve Zaven Biberyan. Az önce de bahsettiğim gibi Sovyet Ermenistan'ı ve Zaven Biberyan arasındaki başlıca ilişki Stepan Gurdikyan vasıtasıyla. Stepan Gurdikyan'ın editörlüğünü yaptığı Sovedagan Kraganut'un Sovyet Edebiyatı ki Ermenistan'ın Yazarlar Birliği'nin de resmi yayın organıydı. Orada Zaven Biberyan hakkında belirli yorumlar, edebiyat eserlerine belirli yorumlar var. Bunun dışında eğer Sovyet yazarı olarak kabul edeceksek daha sonra Sovyet Ermenistan'a yerleşmiş Kerem Sevan'ı, onunla bir münasebeti var. Yine bahsettiğim Sovedagan Kraganut'un dergisinde yayınlanan eserinde Zaven Biberyan'a ciddi atıflar var ki Zaven Biberyan daha sonra bunlara karşı olarak bir makale kaleme alıyor. Bunlar dışında herhangi bir irtibat maalesef kurulmamış. Bildiğimiz kadarıyla tabii. Evet, Biberya'nın Türkiye sınırları dışında bilinirliği konusunda teknik masadan destek alarak yanıtlıyoruz. Evet, İngilizce haklarının, yani haklarının İngilizceye satışı yakın zamanda gerçekleşecek. Dolayısıyla öncelikli olarak İngilizce de okumak mümkün olacak. Az önceki hatırlatmayı bu yüzden yapmıştım. Zaten Fransızca okunabiliyor eserleri, yanına İngilizce de eklenecek. Evet, umarız ben de küçük bir şey Mahkumların Şafağı umarız Ermenice olarak da yayınlanacaktır. Peki, öyküleri ne zaman yayınlanır diye soruldu. Öyküleri ne zaman yayınlanır? Sonbahar galiba buna Evet. yanıt olarak geldi. Sonbaharda, yani 2022'nin sonbaharında da öykülerini yayınlarız diye Robert arkadan yanıt verdi. Evet, bir soru var. Stepan İstefan Gurdikyan, şimdi şöyle Stepan Gurdikyan Gurdikyan'la kişi var, de doğru bir Türkiye'nin de ünlü bir Türkolog olarak isim salmış öğretmen uzun yıllar Stepan Gurdikyan hem ilgili. Ermeni toplumunun okullarında hem de diyelim Türkiye Osmanlı döneminin önemli dil bilimcileri isim benzerliği bu farklı bir Stepan Gurdikyan. Bu 1910'larda Bursa doğumlu, daha sonra Sovyet Ermenistan'a gitmiş, 1970'lerde galiba vefat etmiş. Peki, sorularımız da bu kadarmış. Bir akşam vakti Zaven Biberyan üzerine konuşmak için güzel bir saat dilimi oldu. Ekranda bizi dinleyenler, daha sonra yayını takip edecek olanlara da şimdiden teşekkür ederiz. Bu sergiyle ilgili olarak
söyleşiler yapmaya, çeşitli kanallarda sergi ve elimizdeki materyalle ilgili konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki ay ve Mart'ın sonuna kadar. Yani yayın evinde de sergi salonunda da sorularınızı cevaplayabilecek birileri her zaman oluyor. Dolayısıyla ne zaman gelmek, ziyaret etmek isterseniz çok memnuniyetle cevaplamaya çalışırız sorularınızı. Bu vesileyle Zaran Biberyan'ın 100. yaşını kutlayalım. 100 yıllık bir sürede okunabilir olmak, yeniden onunla buluşmak, bu vesileyle farklı veçelerini, farklı yönlerini görmek, bir yazarı, sanatçı kimliğini besleyen başka kanallar, başka damarlar aracılığıyla tanımak da önemli bir kazanım. Bunun kişisel olarak unutulmuş ya da yeteri kadar kıymet görmemiş yazarlara da nasip olmasını diliyorum. Bu tür çalışmaların o tür yerlere de ulaştırılabilmesini istiyorum ve yine Aras Yayıncılık olarak bu çalışmanın bizim için çok kıymetli olduğunu, Yaşayan Salon'da yapacağımız etkinliklerin de yıl boyunca, sonraki zamanlarda da bayağı etkili olacağını, önemli olacağını düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eğer ekse bir şey bırakmadıysak. Yok. Evet. Peki, iyi geceler diliyoruz hepinize. Teşekkür ederiz. İyi.